Yurttan haberlerle devam edelim. Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın tedavisi devam ediyor. Baba Halil Yılmaz oğlunun durumunun iyiye gittiğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sokaktaki hayvanları barınaklarda misafir edeceklerini ifade etti. Buna bir çözüm bulsunlar abi. Buna Cumhurbaşkanımızın çözüm buluyor. Belediye başkanımızın çözüm bulduğu bir çözüm bulunsun. Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan talihsiz çocuğun babası Halil Yılmaz, oğlunun sağlık durumuyla ilgili konuştu. Doktorlarımız sağ olsun elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Nefes almaya çalışıyordu abi, makineye bağlıydı. Daha önce böyle bir tepki vermiyordu. Şu anda nefes almaya çalışıyor, yaralarını pansuman etmeye çalışıyorlar. İyiye gidiyor abi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Dünya Engelliler Günü etkinlikleri dolayısıyla katıldığı programın çıkışında konuşan Yavaş, sokaktaki hayvanları barınaklara alıp orada misafir edeceklerini söyledi. Türkiye'de ilk defa kendi imkanların dışında kısırlaştırma ihalesi açan belediyeyiz. Çünkü 13 tane klinikle anlaştık. Dişiler kısırlaştırılınca bir hafta kalması gerekiyor. Erkek olanlar hemen sokağa tekrar bırakılabiliyor ama bu popülasyonda bu şekilde sadece kısırlaştırmayla bunun önüne almak imkanı yok. Yavaş, başıboş sokak köpekleriyle ilgili ise meclisten bir kanun çıkmasının beklendiğini kaydetti. Bütün Türkiye aynı durumda, bütün büyük kentler aynı durumda. Gelin hep beraber toparlayalım bu işi. Sanıyorum bununla ilgili meclisten de bir kanun çıkacak. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'ta 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'a yönelik saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başıboş sokak hayvanları sorunu sadece belediyelere ait bir konu olmayıp çok boyutlu takip gerektiren bir mesele olması sebebiyle birçok kurum ve kuruluşun eş zamanlı ve koordineli çalışmasını gerektirmektedir ifadelerini kullandı.